Görüş alanından merhabalar değerli izleyenler. Bugün değerli bir konuğumuz olacak. Türkiye Vefadar Genel Başkanı Zülfü Kartakgül'ü konuk edeceğiz stüdyomuzda. Bildiğiniz gibi Türkiye Vefadar 20 Nisan 2016 yılında kurulan ve geçtiğimiz gün 5. yılını dolduran ve bu konuda Sayın Genel Başkan'ın da açıklama yapmış olduğu bir dernek. 16 il, 15 ilçede teşkilatları bulunan bir dernek. Zülfü Kartakgül işte bu derneğin genel başkanlığını yapıyor. Aynı zamanda AK Parti gençlik kollarından gelen bir isim. Bunun yanında iş adamı, kafe, restoran ve gayrimenkul işleriyle uğraşıyor. Elazığ'da Elazığ konuşacağız. Elazığ ekonomisini konuşacağız. İş dünyasını konuşacağız. Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alacağız kendisinden ve AK Parti'yi konuşacağız. Çünkü Kartakgül koyu bir Cumhurbaşkanı fanatiği diyebiliriz. Yanlış söylemiş olmazsak. Sayın Kartakgül hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle yayına aldığınız için, bizleri davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Alper. Biz teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Hemen derneğin kuruluşuyla başlayalım. 2016 yılında kurulan ve şu an 16 ilde faaliyet gösteren, şubeleri olan bir dernek ve bu 16 ildeki derneklerin kuruluş aşamasında da siz bizzat gittiniz buralara. Sizin desteklerinizle kuruldu buradaki şubeler. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Türkiye Vefadar'ı öncelikle tanıyalım. Tabii ben öncelikle aziz şehir Elazığ'ımızın, ülkemizin ve İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, büyük bir sevinçle bayrama da ulaşırız. Yüce Allah bizi Ramazan bayramına ulaştırır ve bayramı kutlamayı da nasip eder. Ve nice Ramazanlar bizlere nasip eder diyorum. Tabii akabinde biz 20 Nisan 2016 tarihinde resmi anlamda sivil toplum kuruluşumuzu onaylatmış ve faaliyetlerimize resmi anlamda başlamıştık. Dün itibariyle Türkiye Vefa Derneğimizin 5. yılını doldurduk. Ve bununla alakalı da dün yine bir basın açıklamamız da oldu. Biz bu 5 yılı doldurmaktan mütevellit gurur duyduk, onur duyduk, çok büyük mutluluk yaşadık. Tabii Türkiye Vefa Derneği'nin resmi BAAP'ta 20 Nisan 2016 tarihinde bütün evrakları, işlemleri onaylanmıştı ama 2015 Kasım'ında böyle bir kararı kendi aramızda, dostlarımızla birlikte almıştık. Biz genel merkezli sivil toplum kuruluşlarının genelde büyükşehir menşeli olduğunu biliyoruz. Yani İstanbul, Ankara, işte Bursa, İzmir gibi büyükşehir menşeli çalışmalarını başlatırlar. Teşkilatlanmaları daha kolay olur. Türkiye'de farklı illere şubeleri daha kolay dağıtırlar. Ama biz Elazığ'ın ülkemiz açısından önemli bir şehir olduğunu, Elazığ'ın milli ve manevi bir kale statüsü gördüğünü ve neden Elazığ'dan da bu nabzı yükselten, bu ruhu yükselten bir sivil toplum kuruluşu olmasın diye dostlarımızla konuştuk ve derneğimizi 20 Nisan 2016 tarihinde Bismillahirrahmanirrahim diyerek Elazığ'dan kurduk. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah peki razı olsun. Pandemi süreci neredeyse bir yıl aşacak artık. Evet. 1,5 yıla doğru gidiyoruz. Bu süreçte mutlaka sizin dernek faaliyetlerinizi de etkilemiştir. Tabii tabii. Bunun yanında pandemi sürecinden önce de önemli projeleriniz vardı. Tabii. Dernek önemli projeler hayata geçirdi, üretti. Evet. Bu projelere değinelim. Türkiye Vefadar ne gibi projeler üretti? Tabii. Ne gibi faydaları oldu? Şimdi Alper Bey, tabii biz ben demin sizin de bahsettiğiniz gibi gerek üniversite hayatımda, bu arada ben aslında eğitimci bir kimliğim. Yani Azerbaycan Nahçıvan Devlet Üniversitesi müzik öğretmenliği bölümünden mezun oldum. 2009 yılında burada Fırat Üniversitesi'nde kendi ihtisasında yüksek lisans seminerimizi de burada tamamladık. Tabii biz sivil toplum kuruluşu çalışmalarından önce de gerek üniversite hayatımızda, gerek üniversite hayatımızdan sonra yüksek lisans dönemlerimizde hep bir siyasi çalışmaların içinde yer aldık. Tabii
Fırat Üniversitesi'nde buradan bizi izliyorsa çok da selamlarımı gönderiyorum. Dönemin Gençlik Kolları Başkanı Arif Sıddık Barata Başkanımızla birlikte biz de Fırat Üniversitesi'nde yüksek lisans tahsilini gördüğümüz o dönemde AK Parti Gençlik Kolları'nda çalışmalarımız kendisiyle birlikte, başkanımla birlikte çalışmalarımız da olmuştu. Onun bize vermiş olduğu, geçmişten gelen o teşkilat ruhu ve o milli manevi nabzın yüksek atmasından dolayı biz bu sürecin akabinde, Gençlik Kolları dönemimizin bitmesi akabinde STK çalışmalarıyla tanıştık. Tabii önce Ankara Genel Merkezi ismini vermek istemediğim bir sivil toplum kuruluşunda bize bir teklif geldi. Orada bir il başkan yardımcılığı süreci geçirdik. Sonra akabinde orada il başkanlığı olmam yönünde bir süreç geçirdik. Sonra akabinde biz o genel merkezin işleyişiyle alakalı duymuş olduğumuz rahatsızlıklardan dolayı o sivil toplum kuruluşunu Elazığ'da feshettik. Yani bizim etik kurallarımıza uymayan bazı durumlarla karşılaştığımızdan dolayı onu feshettik ve sivil toplum kuruluşunun genel merkezli STK çalışmalarının Elazığ'da temelini attık. Büyük cesaret gerektiren bir iştir. Öyle kolay bir iş değildir. Düşünün ki bir yerel şehirle alakalı bir sivil toplum kuruluşunu bile faaliyete geçirdikten sonra süreklilik arz etmeyen, hiçbir çalışmanın içinde bulunmayan birçok STK ile de karşı karşıyayız. Tabii biz Vefa Derneği'ni kurduktan sonra hızlı bir şekilde projelere yöneldik. İlk bizim tasarladığımız ve unutamadığımız ilk projemiz Mekke'nin fethi ve şehitleri anma gecesiydi. Biz kuruluşumuz itibariyle her yıl pandemiye kadar, yaşadığımız deprem ve pandemi felaketine kadar her yıl Elazığ'da Aralık ayının son haftası veya Ocak ayının ilk haftası, yani 1 Ocak fetih, Mekke'nin fetih gecesini nişane eden o tarihler arasında fetih gecemizi gerçekleştirdik ve Kanal 23 televizyonumuz da bizim bütün programlarımızı çekmiştir, arşivlerinde de vardır. Çok kıymetli isimleri Elazığ'da ağırladık. Bunlardan bir tanesi de Ömer Döngeloğlu hocamızdı. Ona da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisi rahmete kavuştu. İşte çok güzel isimleri, Dursun Ali Erzincanlı hocamızı, Ömer Döngeloğlu rahmetli hocamızı, Profesör Doktor İhsan Şen Ocak hocamızı, Cübbeli Ahmet hocayı Elazığ'da ağırladık ve Dursun Ali Erzincanlı hocamızı birkaç kere ağırladık. Akabinde tabii Mekke'nin fethi ve şehitleri anma gecemizle birlikte biz o dönem kuruluş dönemimizde ki halen daha orada mücadeleler devam ediyor. Suriye'de Türkmen birlikleri var biliyorsunuz. Evet. Bizim devletçi tavrımız çok nettir, çok ağırdır. Gönlümüz, kalbimiz her zaman bunu ifade eder. Mevzu vatan ise gerisi teferruattır felsefesi bizde çok önem arz eder. Devlet ebedi müddettir mantalitesi bizde çok önem arz eder. Biz o dönem Suriye'deki Türkmen Birliği'nde mücadele eden, savaşan mücahit kardeşlerimize onlarla irtibat kurarak, onların STK'larıyla irtibat kurarak onlara gerekli olan malzemeleri Elazığ'dan bir hareket başlatmıştık. Bayır Bucağı ve Suriye'deki diğer Türkmen Birliği birliklerine. Sağ olsun hemşerilerimiz, vatandaşlarımız, iş adamlarımız da bizi o noktada yalnız bırakmamıştı. Biz tırlarla yardım organizasyonları düzenlemiş, göndermiştik. Bu da büyük bir iş olduğu için ifade etmek istiyorum. Tabii eğitimle teröre dur de projesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin farkındalık yaratan sivil toplum kuruluşu yarışmasında ilk 50'ye girdik. Oradan bir teşekkür belgesi bize geldi. Eğitimle teröre dur diye çok önem arz eden bir proje gerçekleştirmiştik. Projelere girdiniz, bizim çok projemiz var. Evet. Onun için oldukça da önemli aslında. Ses getiren projelere imza atmışsınız. Allah sizin gibi dürüst, çalışkan, samimi, mütevazi, yüreği sevgi dolu insanların sayısını arttırsın inşallah Allah demiş bir izleyicimiz. Van'dan Sayın Kartakgül. Allah razı olsun. Vefader Van şubesinden bir mesaj gelmiş. Teşekkür Değerli ederiz. İzleyenlerimize hatırlatalım. Kanal 23 Facebook sayfasından da programımız canlı yayınlanıyor. Oradan da yorumlarınızı iletirseniz Sayın Başkan'a
buradan yöneltiriz. Oldukça fazla projeleriniz var. Ben devam edeyim. Lütfen. Ha, tabii devam buyurun. Edeyim buyurun. Alper Bey. Mesela yine Elazığ'da benim çok önemsediğim, gerçekten benim için çok kıymetli bir projeydi. Orada da yine bizim şu anda genel başkan vekilimiz, o dönem Gençlik Kolları Genel Başkanımızdı. Değerli kardeşim Umut Aytaç ve çok kıymetli arkadaşlarının yoğun mücadelesi, gayreti ve özverisiyle tabii bütün projelerde çok büyük emekleri vardır. Uyuşmayalım, yaşayalım diye bir proje hayata koymuştuk. Uyuşturucuya karşı büyük nefret eden, kin kusan bireylerden biriyim. Yani herkes gibi, olması gerektiği gibi. Biz tabii STK çatımız altında ne yapabiliriz dedik. O zaman yani bundan bir yıl önce, çok 1,5 yıl önce, işte bu pandeminin biraz öncesinde ne yapabiliriz diye böyle bir arkadaşlarımızla toplantı halindeyken bir proje ortaya koyduk. İsmini de o zaman tabii ben söyledim. Şöyle yapalım dedim. Uyuşmayalım, yaşayalım diye bir proje ortaya koyalım. Biz mahallelerden bu tarz antisosyal kardeşlerimizi tespit edelim muhtarlıklar vesilesiyle. Bunları gençlik sporla buluşturalım. O zaman tabii Tarkan hocam bizi izliyorsa Allah ondan da razı olsun. Wushu spor dövüş sanatında Elazığ'ın lisanslı hocasıdır, il temsilcisidir. Onun da bize vermiş olduğu büyük emeğiyle biz bu projeyle uyuşturucuya yönelme potansiyeli olan gençlerimizi spora yönlendirdik, evet. Ve biz 70 kiloda Türkiye'de şampiyon çıkardık. Çok Elazığ'dan güzel. O dönem. Bunları niye bahsediyorum? Sivil toplum kuruluşu çalışmaları yaptığınız zaman elbette ki STK gönüllülükten arz eden bir olaydır STK çalışmaları. Zaman zaman zirveyi yaşarsınız, zaman zaman duraksandığınız dönemler olur, zaman zaman yeni katılan arkadaşlar olur, giden arkadaşlarımız olur ama biz çalıştığımız gerçekten bütün dostlarımız da arkadaşlarımız da gayet güzel çalıştık ve halen iletişimimiz mükemmel seviyede. Yine kadın kollarımızda bizim daha Türkiye Vefa Derneği'nin kuruluşuyla birlikte görev yapan kadın kollar başkanlarımız var. Ama ben özellikle Zarife Hanım yine mütevellit heyetimizdedir bizim. Çünkü kurucularımızdandır. Zarife Dal Hanım Efendi'nin çok büyük çalışmaları, çok büyük gayretleri kendisi ve yönetim ekibiyle birlikte olmuştu. Sonra Mukadder Hanım'a bayrağı teslim etti. Ama yine bizim mütevellit heyetimizdedir. Çünkü kurucularımızdandır. Ben sizin vesilenizle ona da teşekkür ediyorum. Çünkü çok güzel projelere imza atmıştı kendisi. O da mesela kadın kollarımızın gayretiyle bir hayır kermesi organizasyon etmişti. Hatta iki kere etmişti bu hayır kermesini. Gelirleri ihtiyaç sahibi. İhtiyaç sahibi ailelere gidecek, ve şehit gitti, evet. İhtiyaç sahibi şehit ailelerini tespit etmeye çalışmıştık o dönem. Ve genel anlamda yine ihtiyaç sahibi ailelere gitmişti. Ben tabii bu vesileyle Vefader Genel Merkezi'nde gayret gösteren, bizimle birlikte önceden çalışmış olan, şu an içimizde olan, ileride de inşallah yeni arkadaşlarımız da katılacak. Hepsine teşekkür ediyorum. Gitgide de büyüyor sanırım. Şubelerimize de, bütün şubelerimize, evet, de buradan selam gönderiyorum. 16 şube, bunu genişletmeyi düşünüyor musunuz? Yani şöyle, tabii il başkanlıklarımızın yönetim kadrolarının olduğu illerimiz var. Temsilciliklerin olduğu illerimiz var. Mesela işte Şırnak ilimizde temsilciliğimiz var. Hakkari ilimizde temsilciliğimiz var. Bazı illerimizde temsilciliklerimiz var. Bazı illerimizde de il binalarımız var. Onlar da tabii değerli başkanlarım, benimle birlikte yol yürüyen arkadaşlar da bu pandemi sürecinde biraz sıkıntı yaşadılar. Ama biz tabii bu süreci atlattıktan sonra Elazığ menşeli olan bu sivil toplum kuruluşumuzu daha yeni illere taşımak da istiyoruz. Ya yani mesela ben buradan Çanakkale şubemizi açmaya gittiğimiz zaman Çanakkale'de de Çağdaş Bey var. Ona da selam olsun. Çanakkale şubemizi açmaya gittiğimiz zaman orada Çanakkale AK Parti milletvekili, şu anda da galiba grup başkan vekili Bülent Turan beyefendinin danışmanı bizimle ilgilenmişti sağ olsun. Beyefendi orada bizi ağırladı. Böyle bir muhabbet esnasında oradaki cemaatten bir iş adamıydı zannedersem. Bana dedi ki, sayın başkanım bu ne cesarettir dedi. Yani ta Elazığ'dan kalkıyorsunuz,
Çanakkale'ye geliyorsunuz, burada şube kuruyorsunuz. Ben bunu zaman zaman programlarda da anlatmıştım. Kim var sizin arkanızda, siz kime güveniyorsunuz? Biz bu STK çalışmalarını yürütürken Alper Bey asla hiçbir siyasinin ismini kullanmadık. Sevgimizi ifade ettik, gönül bağımızı ifade ettik, onu saklamadık ama hiçbir siyasimizin ismini zikretmedik, hiç kimsenin gölgesine o manada sığmadık. Biz arkamızı Allah'a dayadığımızı halisane duygularla bu yola çıktığımızı ifade ettik. Peki ciddi giderleriniz olacaktır. Bu soruyu az önce belirtmiş olduğunuz soruyu sormuş olabilirler. Biz de şöyle bir değiştirelim sorunuzu. Evet. Giderlerinizi kim karşılıyor Sayın Kartak Bey? Şöyle tabii. Çünkü genel merkez Elazığ menşeli. Tabii. 16 ilde şubesi var. Tabii. Ciddi giderleriniz tabii. vardır muhtemelen. Yani şöyle, bu kaynağı nasıl elde ediyorsunuz? Şöyle ifade edeyim. Yani zaten diğer şubelerimizden birlikte de aynı şekilde yürüyoruz. Yani yeni kurulan bir siyasi parti de aynı şekilde yürür. Evet. Ama siyasi partilerin avantajları işte eğer grup oluşturabilirlerse hazineden bir ödenek alırlar. Ama STK'ların bu yönde işte projeler. Yani gerçekleştirdiği projeler, hayata geçirebildikleri projelerle ayakta dururlar. Hatta Şanlıurfa Şube Başkanım dün beni aradı. O da dedi ki başkanım programa çıktığında şunu da bir ifade edersen biz seviniriz. Bizim projelerimizde çok proje vermişiz içeri ama projelerimizin birçoğunda sıkıntı yaşıyoruz. Ben buradan tabii siyasi mercilere, özellikle Ankara'da bunun takibini yapan siyasilere, Şanlıurfa siyasilerine, bizim ilimizde de zaten biz onun takibini yürütmesini yapabiliyoruz. Bizde bir sıkıntımız yok ama buradan rica ediyorum. Bu özellikle Vefa Derneği ve Vefa Derneği gibi gönüllülük arz eden, hiçbir siyasinin gölgesine sığınmayan, asla kimseden bir şey dilenmeyen, karşılık olmadan bir şey beklemeyen STK'ların projelerine özverili davransınlar. Ki az önce bahsettiniz aslında bu toplum adına son derece faydalı projeler. Bunların önü açılması ve desteklenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Umarız Şanlıurfa Şubesi de bu konuda olumlu sonuçlar alır. Ve buradan Şanlıurfa'ya, Çanakkale'ye, Van'a, Sakarya'ya, Tunceli, Mersin, Kütahya, Mersin, bütün illere selamlarımızı iletelim. Bütün Vefader, Türkiye Vefader ailesine selamlarımızı gönderelim. Peki birkaç mesajımız var. Onları okuyalım tabii. Sayın Kartakgül. Vefader Genel Başkanı benim de çok sevdiğim kardeşim olan Zülfü Kartakgül'e siyasi ve ticari hayatında başarılar diliyorum. Leyla Yıldırım, Kantin İhsen, Elazığ İl Başkanı. Şanlıurfa Vefader İl Başkanı İbrahim İran, Kanal 23 yöneticilerine ve Vefader Genel Başkanımız Sayın Zülfü Kartakgül ve tüm Vefader Teşkilatı'na, Kanal 23 izleyicilerine çok çok selam eder, hayırlı Ramazanlar dileriz demiş Şanlıurfa'dan. Biz de Şanlıurfa'ya bir kez daha selamlarımızı iletiyoruz. Siyasetle alakalı düşünceleri nelerdir? Biz Sayın Başkan'ı vekil olarak görmek istiyoruz. Zaten bunu ilerleyen dakikalarda soracağız. Aslında konu açılmışken soralım. AK Parti gençlik kollarından gelen bir isimsiniz. Geçmiş dönemlerde bir beldenin belediye başkanı aday adaylığında bulundunuz. Evet, evet. Siyaseti düşünüyor musunuz önümüzdeki dönemlerde? Yani şöyle, tabii biz çocukluğumuzdan, gençliğimizden diyelim de, gençliğimizden bugüne kadar hep siyasetin içinde hemhal olmuş insanlarız. Şahsım da öyle, benim değerli dostlarım da var. Tabii biz hep şu mantaliteyle hareket ettik. Aslında görev talep edilmez, verilir. Biz de hep işin mutfağında görev alan insanlar olduk. Tabii Yazıkonak Belediye Başkanı adaylığı sürecim oldu benim. Çünkü bizim orada 120 yıllık bir geçmişimiz var. Aslen Yazıkonaklıyız. Yazıkonak'ta bir idarecilik, yöneticilik talebimiz olacaksa aslında o dönem benim arkadaşlarım, dostlarım, bizimle birlikte çalışan, bizle birlikte emek sarf eden ve Türkiye'deki diğer şube başkanlarım da ya başkanım biz sizi bir vekil adaylığında falan görmek istiyoruz dedi. Ama ben gerçekten bunu çok samimi söylüyorum, halisane konuşuyorum bu noktada. Biz siyaset nasip olursa bile dahi bize, biz öyle çok mevki makam heveslisi, avaresi insanlar değiliz. Biz kendi beldemizden hizmete talip olup oradan kendimizi ispatlayıp beldemizi bir yerlere taşıyıp buraya kadar tırnaklarımızla geldik. Oradan da o siyasi cenahta da tırnaklarımızla yükselmeyi hedefleyen, halen de o gayede, o düşüncede olan insanlarız ama o günün şartlarında öyleydi tabii. Öyle bir şey yapmıştık. Önümüzdeki dönemde siyasi anlamda milletin teveccühü, milletin sevgisi, vatandaşımızın öngörüsü, hoşgörüsü,
neyi gösterir? Şu anda bir şey konuşmak yanlış Peki, olur. Peki yine mi AK Parti olur? Yani şöyle tabii biz... Sizi CHP'de görmemiz mümkün değil sanıyorum ki. Yani AK Parti'de siyaseti düşünürseniz AK Parti'de göreceğiz. Şimdi Alper Bey ben şöyle söyleyeyim. Beni partinin içindeki kıymetli siyasi büyüklerimiz de, ağabeylerimiz de iyi tanır. Kardeşlerimiz de iyi tanır. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, rahmetli dedemle birlikte kuruluşunda birlikte gidip 2002 yılında ben de o zaman 18 yaşında, yeni 18 yaşındaydım. İlk üye olanlardan birisiyim. Akabinde hiçbir siyasi partide görev yapmadım ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde de süreçlerde gerçekten Cumhurbaşkanı sevdalısı olduğumuzu zaten ifade ediyoruz, söylüyoruz ama bize göre yanlış olan, düzeltilmesi gereken, bize göre Adalet ve Kalkınma Partimizin daha başarılı yerlere ulaşması, bu başarı serüvenini uzatması anlamında yapılmasını önemli görmek istediğimiz şeyler de ifade etmişizdir açık yüreklilikle. Evet. Tabii biz o partinin geleneğinden gelen birisiyiz. Evet. Cumhurbaşkanı sevdalısı olmanıza rağmen açık bir şekilde öz eleştiride de bulunan bir yönünüz var. Tabii. Şunu soralım peki. Sayın Cumhurbaşkanı'nı yaklaşık 20 yıllık süreç. Evet. Siyasi kariyeri ortada. Evet. Başarılı buluyor musunuz? İlaveten başarılı buluyorsanız bazı kesim tarafından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok fazla eleştirildiğini, yıpratılmaya çalışıldığını düşünüyor musunuz? Bunun bir algı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Şimdi ben şöyle ifade edeyim Alper Bey. Sayın Cumhurbaşkanımız 18 yıldır 2002'de AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte, tabii kadrolarıyla beraber 18 yıldır muhtar bile olamaz denilen o günlerden bugün devlet başkanlığı pozisyonuna gelmiş büyük bir siyaset adamıdır. Yani siyasi bir gözle izlediğimiz zaman da bu çok büyük bir başarıdır. Türkiye siyaset tarihi içinde büyük bir başarıdır. Tabii ülke yönetimi, devlet yönetimi ve Türkiye gibi stratejik anlamda dünyada önem arz eden bir ülkeyi yönetiyorsunuz ve idare ediyorsunuz. Ortalama 15-20 yılda bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kalan, iç karışıklık, geçmiş dönemlerden bahsediyorum, iç karışıklıklarla karşı karşıya kalan, büyümesi, yükselmesi asla dünya literatüründe istenmeyen, yeraltı kaynakları çok zengin olan, dört mevsimi içinde barındıran, boğazlar gücünü bünyesinde tutan, böyle güçlü bir geleneğin, bir devletin, ki biz bir devletiz, dünyada devlet sayın deseniz, üçtür. Onlardan biri de biziz. Biz bir devletiz. Bu devletin 18 yıllık idaresini ve idamesini yapan uzun adam reisimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük badireler sonucu ülke yönetimini ve idaresini bir yerlerden bugünlere taşımıştır. Eksiklikler yok mudur? Elbette ki olmuştur. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız da nihayetinde Allah canına sağlık versin ama bir kuldur. Yani ekibi, yönetimi, idare anlayışını yürüten cenah camia da robottan mütevellit değildir. Bir mekanizma değildir. Ama biz eski Türkiye'yi 80 jenerasyonu olarak eski Türkiye'yi, eski Türkiye yönetimini, eski Türkiye idaresini bugünün Türkiye yönetimi ve idaresiyle kıyas ettiğimiz zaman büyük değişikliklerin ve değişimlerin olduğunu fark ediyoruz. Fark etmemekte ısrarcı olan cenahın da, bakın ben bunu hep ifade ediyorum, buraya girdiniz diye söylüyorum. Şimdi kaliteli, biz ticarette şöyle bizim bir sloganımız vardır. Rekabet varsa kalite vardır. Şimdi muhalefet yapma tarzını, anlayışını bir analiz edelim, masaya yatıralım. Ben bir de objektif bir siyaset adamıyımdır. Yani yeni kurulan partileri de inceledim, inceliyorum. Muhalefeti, Türkiye'deki muhalefeti yeterli görüyor musunuz? Görmüyorum. Yani yeterli görmüyorum. Bakın şimdi körü körüne... O zaman körüne, rekabet yok. Şimdi körü körüne... Türkiye'de. Şimdi siyasi şöyle, anlamda. Şöyle, evet. Körü... işte bu 18 yıldır seçim sonuçlarından bellidir. Bakın ben çok önemli yerlere, Sayın Cumhurbaşkanımız... Cumhurbaşkanlığını da oyla kazanmıştır. Milletin iradesiyle gelmiştir. AK Parti milletvekilleri beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eleştirirsiniz.
Bizler de kendi partimizin içinde doğruya doğru yanlışa yanlış diyoruz. Eleştirdiğimiz noktaları eksiklikler oluyor. Bunu bazen sosyal medyada bakın. Oyla 18 yıl seçim olmuş kazanmışız. Seçim olmuş kazanmışız. Milletin iradesiyle bugünlere kadar gelmişiz. Şimdi halen daha anketlerde Türkiye'de anketlerde muhalefetin yapmış olduğu anketlerde dahil olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti. O zaman muhalefet oturacak, elini başının arasına alacak. Biz halen daha bu kadar yıl geçmesine rağmen neden milletin oy teveccühünü alamıyoruz? Millet iradesinin teveccühünü alamıyoruz diye düşünecek. Şimdi eğer bugün körü körüne muhalefet yaparsanız, bakın çok önemli bir şeyden size bahsedeceğim. Sıcak evet. Bir gelişme. Cumhuriyet Halk Partili bir siyasi figür, bir siyasi isim. Sayın Cumhurbaşkanımıza senin de sonun Menderes gibi olacak diye bir ifade kullanmış. Bazı ünlüler de hatta Sayın Cumhurbaşkanı hakkında bazı söylemlerde bulunuyor. Evet. Bu konuyu hakkında ya ne düşünüyorsunuz? Şimdi bakın ben, şimdi böyle bir ifade olabilir mi yani? Yazıklar olsun. Yani şimdi siz bir devletin başkanlığı, milli iradenin oyuyla gelmiş. Ha belki önümüzdeki seçimler neyi gösterir? Nasıl bir Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah yine Cumhurbaşkanı olacak. Ben devlet başkanı olacak. Ama şimdi oy var. Millet kimi tercih ederse biz devletçi gelenekten gelmiş insanlarız. Demokrasilerde öyle değil mi efendim? Zaten demokrasilerin güzel yanı. Tabii. Evet. Şimdi herkes projesini ortaya koyacağı çalışmaları ifade eder. Millet götürür oyunu verir. Şimdi rahmetli Menderes'e yapılan eylem iyi bir eylem miydi yani? Siz Sayın Cumhurbaşkanını neyle itham ediyorsunuz? Hangi hadle bunu ifade ediyorsunuz? Ya bu nasıl bir pervasızlıktır? Yani darbe karşıtı olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Demokrasiden dem vuruyorsunuz. İşte özgürlüklerden dem vuruyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli iradenin oyuyla gelen Sayın Cumhurbaşkanını da rahmetli Menderes'in sonuyla itham etme cüretinde bulunuyorsunuz. Ya bu ne hadsizliktir? Ya böyle bir muhalif anlayış olabilir mi? Siz bu ifadelerde bulundukça, siz bu ifadeleri dinlendirdikçe Sayın Cumhurbaşkanı milletin oyunu, teveccühünü almaya devam edecektir. Evet. Peki Türkiye'deki muhalefetin yetersiz olduğunu söylüyorsunuz. Bu görüşü savunuyorsunuz. Elazığ'daki muhalefete baktığımız zaman ne söylersiniz? CHP, Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gürsel Erol var. Evet. Sizce iyi bir muhalefet yapabiliyor musunuz? Şimdi şöyle tabii... Demin bir şeyden bahsettim. İyi muhalefet bulunduğunuz ilde iktidarı ateşler, iktidarı çalışmaya sevk eder, iktidarı yerinde oturtturmaz, iktidarı gezdirir. Şimdi tabii Elazığ'da 40 yıldan sonra Gürsel Bey gelmiştir. Muhalefet milletvekili olarak burada görev yapıyordur. Ben muhalefetin bütün ona yüklediği rolü, ona yüklediği görevleri yerine getirdiğine inanıyorum. Yani bir şimdi burada yani şey yapmamak lazım. Yani Sayın Erol'a rol yüklendiğini mi söylüyorsunuz? Yani o muhalefetin vermiş kendi, evet, kendi özgür refleksiyle değil, bir muhalefetin ya şöyle öyle demeyelim de muhalefet, yani muhalefet vekilinin evet. Şehirde bulmuş olduğu o boşluğu, işte o şehirde bulmuş olduğu, yakalamış olduğu siyasi sıkıntıları işte dile getiriyor, konuşuyor. Yerli yerinde bir şeyler ifade etmeye çalışıyor. Peki bu konuşması iktidar siyaseti adına faydalı oluyor mu? Şimdi ben Gürsel Bey'in ifadelerini takip ediyorum. Konuşmalarını takip ediyorum. Çok tabii devletçi bir tavır sergiliyor. Bu benim hoşuma gidiyor. Yani bir kere bu önemli bir şey. Şimdi kalkıp burada körü körüne şeyde ifadede bulunmamak lazım. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden gelen, işte o köklü ailelerinden gelen, benim de tanıdığım, muhabbetimin de olduğu, nihayetinde Elazığ vekildir. Şimdi o devletçi yapısını, geleneğini ben benimsiyorum. Ama tabii bazı pozisyonlarda böyle işte o da o siyasi kimliğin vermiş olduğu profesyonellik diyelim. Yani kameraları kendisine döndürmeyi ve o anda olayla alakalı, bir durumla alakalı o anda
büyük refleks göstermeyi iyi becerebilen bir siyasetçi. Timing'i çok doğru yapıyor o zaman. Zamanlamayı. Gol becerisi çok yüksek. Evet. Tabii bizim iktidarın, bizim vekillerimiz de, o da onu bizim soracağım. İktidar vekillerini nasıl buluyorsunuz? Özellikle bu konuda AK Parti MKYK üyesi Sayın Metin Bulut var. Çok Elazığ adına önemli bir kazanç. Tabii ben AK Parti'mizde çok güçlü siyasi kimliklerin olduğunu ifade edeyim. Tabii Sayın Metin Bulut Beyefendi şehrimizin medeni iftarıdır. Allah razı olsun. Kendisi yeniden MKYK listesine girmiştir. Onunla birlikte önceki dönem belediye başkanımız Mücahit Yanılmaz Beyefendi de MKYK yedek üyesi olarak iktidar partisinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MKYK yedek üyesi olarak o kadronun içinde bulunmuştur. Yine Ömer Serdar Beyefendi de hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı kisvesiyle yeniden görevine devam edecek. Evet. Tabii Sayın Genel Başkan Mehmet Ağar Beyefendi'nin oğlu Tolga Bey Elazığ'da işte milletvekilliği kisvesinde çalışmalarını yürütüyor. Şimdi siyaset şöyle, ben açık ve net söyleyeyim. Milletin onayından, okeyinden, milletin mühründen geçebilmeyi başarabilmişseniz başarılısınız. Evet. Eğer milletin onayından, milletin mühründen, milletin sevgisinden, teveccühünden geçmeyi başaramazsanız onay almamışsınızdır. Yani şimdi mesela bizim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerimizden çok mesela talihsiz açıklamalar yapıp büyük tepkiler alan vekilimiz de var. Yani şimdi işte... Kimi kastettiniz Sayın Kartakyo? Sayın Zülfü Demirbağ mesela. Evet. Yani çok büyük tepkilerle karşılaştı. Mesela, neden Sayın Demirbağ işte böyle onda tepkilerle karşılaşıyor? İşte Sayın Demirbağ, işte Zülfü Bey bizimden de büyüktür. Bizim de büyüğümüzdür. Eyvallah. Da işte timing dedik ya biraz önce. Evet. İşte o timing'i iyi ayarlamak lazım. Yani o Sayın Demirbağ ayarlayamıyor. Demek ki diyorsunuz. O timing ayarı Sayın Vekilimiz daha artık... Ya bir de biraz gençlerin önünü de açalım ya. Bunu da açık samimi buradan dile getireyim. Yani ya bir dönemden sonra emekli olun. Büyüğümüz olarak bir işte mütevelli heyetlerinde görev alın. Yani biraz şu genç siyasetin önünü açın. Yani şu illa da ben olayım, illa da ben olayım, yine ben vekil olayım, yine ben başkan olayım, yine ben idareci olayım. Ya bu tutumda da bulunmamak lazım. Bunu da buradan açık yüreklikle ifade edeyim. Yani bırakın ak kadrolar gençleşsin. Bırakın ak siyaset gençleşsin. Yani emaneti ehline vermek için, liyakat sahibi insanları bir yere getirmek için gayret edin, çalışın, mücadele edin. Yani yani biraz taşımak lazım. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilisiniz veya işte belediye başkanısınız ama kadrolarınız hiç iyi değil. Ekipleriniz hiç iyi değil. Sizi yönlendiren, sizinle fikir istişaresinde bulunan, size danışmanlık yapan ekipler iyi değil. Yani o ekiplerin iyi olmaması sizi başarısızlığa sürükler. Lider ne kadar iyi de olsa diyorsunuz. Ekip ekiplerin mutlaka başarılı, tabii, kaliteli olması bakın gerektiğini ben söylüyorsunuz. Konuyu arz ettiniz diye evet. Mesela AK Parti'de il başkanımız değişti. Şerafettin Bey il başkan oldu. İl başkanım da bana sordular. Dediler nasıl buluyorsun? İyi olur mu olmaz mı? Bizim kızdığımız dönem dönem bazı hadise olaylar olur. Biz onu da konuşuruz ifade. Dedim bakacağız göreceğiz. Hele bir çalışsın. Nasıl görüyorsunuz peki? Şerafettin Bey geçen iyidir. Şimdi işte. Bakıyoruz. Halkla özdeşmeye çalışıyor. Halkın içine inmeye çalışıyor. Ben birkaç kere, iki kere de bir ziyaretine hem bizim Arif Başkan gelmişti onunla gittim. Gittik güzel karşılıyor insanları. Şimdi siyasette kibir olmaz. Siyasette orijinal olmak zorundasınız. Samimi olmak zorundasınız. Doğal olmak. Bir de ben açık söyleyeyim. Ben Şerafettin Bey'in şimdiye kadar yönetimiyle birlikte çalışmasını güzel, samimi, orijinal, Elazığ çocuğu, Elazığ vatandaşının seviyesine inen literatürde orada bir sıkıntı yok. Yalnız şunu bakın, iktidar partisi vekilleri, iktidar partisi il yöneticileri devamlı sahada olmak zorundadır. Sahada, bak, sahada var mı sizce? Sahada olmak zorundalar. Evet. Olan, yani ben Metin Bey en çok Metin Bey'i görüyorum. Yani sanırım Sayın Metin Bulut'u ayrı tutuyorsunuz. Diğer ya şey ayrı tutmuyorum. Hepsi bizim vekilimiz de. Yani şimdi mesela Sermin Hanım hiç ortada yok mesela. Sermin Hanım nerede mesela? Yani şimdi Sayın Tolga Bey gelip Sayın gidiyor Ağar burada. Çok sağda bir Tolga Bey de sağda, evet. Ben izliyorum. Esnafları geziyorum, memle yapıyor.
Şimdi mesela bakıyorsunuz, şimdi ben genel manada genel anlıyorum, kim üstüne nasıl alırsa alsın. Ben bu memleketin has evladıyım, çocuğuyum. Ticaret yapıyorum, STK başkanlığı yapıyorum. Kimseden de zerre kadar menfaatim ve çıkarım beklentim de yok. Allah'tan başka kimseye de eyvallah etmem. Şimdi iktidar, bak Alper Bey, bunlar önemli açıklamalara. Bunlar herkes ifade etmez, edemez. Ben gerçek bir AK Partili olarak, evet, Adalet Kalkınma Partisi'nin genç kurlarından büyüyen birisi olarak bunları ifade ediyorum. İktidarın il başkanlığı ve teşkilatı, hele ki deprem yaşamışız, pandemi süreci geçirmişiz, millet bunalımda, millet sıkıntılı, milletin sorunu var. Bizim bir kere il başkanlığı binamız rehabilitasyon merkezi gibi olacak. Rehabilitasyon merkezi. Of olmayacak, öf olmayacak, puf olmayacak. Vatandaş gelecek, derdini anlatacak. İktidarsın da, sana oy vermiş, seni taşımış, evet, sana 4 tane vekil vermiş. Vatandaş sorununu anlatacak, vatandaşla ilgileneceksin. Elazığlı hemşehrimizin derdini dinleyeceksin, sorununu dinleyeceksin. Ekibini o sorunun mantık çerçevesindeyse, hukuk çerçevesindeyse, bir yanlış, bir sıkıntı yoksa o sorunun çözülmesi için mücadele edeceksin. İnsan ayrımı da yapmayacaksın. Ezginin, garibanın, mazlumun da yanında olacaksın. Sayın Kartakgül, evet, size bir eleştiride bulunmuş bir izleyicimiz. Evet. Siz az önce programın başında şey demiştiniz. Türkiye Vefadar hiçbir siyasi partiyle bir bağı olmayan bir dernek demiştiniz. Ben öyle bir şey demedim. Yani buna yakın sanıyorum, değil mi? Yani resmi olarak bir siyasi. Peki bir siyasi partiyle bağınız var mı, o zaman sorayım. Şimdi şöyle, STK'ların siyasi partiyle bağı olmaz ama biz siyasi nefer, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na da gönül bağınız var. Büyük sevgi, evet, besliyorum. Nur içinde yatsın. İşte oradan Erbakan Hoca'ya da büyük bu söyleminizden yola çıkarak, evet, bir izleyicimiz diyor ki bizim iktidar parti vekillerimiz diye hitapta bulunuyor Sayın Kartakgül. Başkan Vefadar AK Parti'ye bağlı bir STK mı acaba diye eleştiride bulunmuş. Şimdi AK Parti gençlik kollarından gelen bir kişi olarak AK Parti'nin içinde en çok Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi tarzını, tavrını en açık şekilde en çok eleştiren birisi de olarak, Allah razı olsun, eleştirilerimizin büyük kısmını da siyasi isimler göz ardı etmemiştir, bizi dinlemiştir, biz de eleştirilerimizi ifade etmişizdir. Gençlik kollarından geldiğimizi ifade ediyoruz. 2002'de ilk üyesi olduğumuzu ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı olan sevgimizi ifade ediyoruz. Yani daha bunların akabinde de çok. Şimdi değerli izleyicimiz programın açılışını izlemedi sanırım. Orada, evet, biz sunumuş yaptığımız zaman Sayın Kartakgül'le sadece dernek üzerine değil, siyasi bir kariyeri de var Sayın Kartakgül. Biz aday aday olmuşuz. AK Parti gençlik kollarında önemli görevler olmuş. Bir ilçede, belde, belediye başkan adayı olmuş ve ilerleyen dönemlerde de siyaseti düşünebilir. Bunlar üzerine sohbette bulunacağımızı söylemiştik. Bunun üzerine Sayın Kartakgül'le siyaseti konuşuyoruz. Bilginiz olsun. Mesela Gürsel Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet Elazığ, evet, vekili değil mi? Olumlu şeyler söyledi kendisiyle alakalı, evet, mesela. Bir izleyicimiz de şunu söylüyor Sayın Kartakgül. Zülfü Kartakgül memleket sevdalısıdır veya vefa hareketine Elazığ'dan Türkiye'ye yaymıştır. Her desteklerimiz kendisiyledir. Yolu ve bahtı açık olsun. Umut Aytaç. Peki siz aynı zamanda bir iş adamısınız. Evet. Kafe, restoran ve gayrimenkul işiyle uğraşıyorsunuz. Evet. Elazığ ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Şimdi ben şunu söyleyeyim, ondan sonra ekonomiye hemen geçeceğim. Şimdi ben başta da söyledim, yine söylüyorum. Ben devlet ebedi müddettir felsefesiyle hareket eden bir insanım. Terör örgütleriyle bir arada bulunan, terör örgütleriyle hemhal olan, terör örgütleriyle aynı havayı teneffüs eden hiçbir cenahı onaylamam, benimsemem. Asla ne olursa olsun, asla siyasi olarak da, normal insani olarak da öyle bir tavır göstermem, tavır sergilemem. Ben vatan hainlerine karşı savaş açan bir ailenin mensubuyum. Ben vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı duruş gösteren bir gelenekten gelen birisiyim. Şimdi bir kere ben onu söyleyeyim. Benim için en önemli şey o. Devlet ebedi müddettir. Devletimizin başkanına da saygı duyulmak zorundadır. Bakın ben ne diyorum? Yarın Zülfü Kartakgül olarak bu devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanı kim olursa olsun, geçmişte de bugün de yarın da saygı duyacağız. Biz ülkemizin devlet başkanını saygı duyacağız. Ülkemizin devlet başkanını eğer iple, idamla, darbeyle itham eden, itham etmek isteyen,
bu düşünce içinde olmak isteyen, düşünceyi tasvir eden, hayal eden kim olursa olsun 15 Temmuz'da Zülfikar Gül meydanlarda, herkes bilir, meydanlarda nasıl bir duruştaydıysa Vefader'deki yönetim kuruluyla, dostlarıyla birlikte yarın yine o duruşta olacaktır. Benim için siyasi literatürde en önemli olgu budur. Ben, evet, bak bunu tekrar söylüyorum Alper Bey, hemşerilerimiz belki, biz uzun süredir yayın yapmıyorduk. Şimdi bunu herkes, Zülfikar Gül vatan delisi bir adamdır. Vatan delisi, bayrak delisi bir adamdır. Şimdi vatan delisi, bayrak delisi bir adamın da tarzı tavrı nasıl icap ediyorsa öyle olur. Evet. Ekonomiyle alakalı konuşalım. Çok kısa bir cümle alalım. Ondan sonra Elazığ'ın bürokrasisini soracağım ki Sayın Vali Erkay Yırık'la ilgili sanırım bir köşeniz olmuştu. Evet, ona yazdım, denk geldim bugün. Yazdım. Güzel bir köşeydi. Ben bir, bu arada köşe yazıları da yazıyoruz, evet, bazen yerel gazetelerimizde. Allah razı olsun. Önce ekonomiyi iki cümleyle rica şimdi edelim. Şimdi ekonomi dünyada olduğu gibi, şimdi eğer oturalım doğru konuşalım, dünyada olduğu gibi bir de Elazığ'da biz bir deprem bir de pandemi yaşadık. Bu depremle alakalı sıkıntılar ayrı bir program gerektirir. Evet. Ben onu söyleyeyim, mesela geçen dün bir dostumun tavsiyesi üzerine bunu söylüyorum. Bu Becaaş'la alakalı depremdeki Becaaş'la alakalı bir sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı var? Avrupa'dan hak sahibi bir adam buraya vekalet gönderiyor. Vekalette Becaaş ibaresi olmadığı takdirde noter tekrar vekalet istiyor ama yurt dışında yaşayan adam konsoloslukta pandemi süreci olduğu için bu vekaleti 3 ayda gönderemiyor. Bunu buradan dün AFAD İl Müdürü ile görüştük, Sayın Osman Pıhtılı ile. 137 hak sahibi Becaiş yapmış Elazığ'da. Evet. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyledi ama işte ben söylüyorum, evet, bak sıkıntı var. Yurt dışından Becaaş göndermiş, vekalette Becaaş yazmamış, tekrar noter demiş bu vekalet olmaz. Bize yazışmaların gecikmesinden dolayı. Tabii kolay bir dille, evet, anlatıyorum. Yurt dışındaki adam da diyor ki ben diyor konsolosluk ve aracılığıyla 3 ayda zor vekalet gönderiyorum pandemiden dolayı. Buna bir nasıl yapıyorlarsa yapsınlar, bir çözüm bulsunlar, bu bir. Deprem yaşadık, pandemi yaşadık, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomi iyi değil. Evet. Sıkıntılar var, ekonomi iyi değil. İnşallah umut ediyoruz ki bu pandemi süreci biter, aşılanma biter. Ondan sonra ekonomide tekrar iyi olur, güzel İnşallah. Olur. Peki Sayın Kartakül, programımızın sonuna geldik. Sayın Vali Erkay Yırık demişken bir cümleyle çok Sayın Valimiz lütfen. Çok çok değerli, çok kıymetli. Biz STK temsilcisi olduğumuz için bütün gelen valilerimiz ama Sayın Valide çok halisane, samimi duygular besledim. İlk ziyaretimde görür görmez sanki 40 yıldır tanıyormuşuz gibi bizi o makamda ağırladı. O makamdaki tevazuhu, samimiyeti bizi büyüledi. Elazığ için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Onu da köşemde açık beyan ettim. Sayın Valimiz Allah işini rast getirsin. Çok seviyoruz, çok da beğendik yani. Türkiye Vefader Genel Başkanı Sayın Kartakgül, programımıza renk kattınız. Çok açık yüreklilikte bazı soruları yanıtladınız. Size teşekkür ediyoruz. Hem ticaret hayatınızda hem siyasi hayatınızda başarılar dileriz. Ben buyurun de, son çok kısa. Ben de sizin lütfen vesilenizle aziz hemşerilerime hayırlı iftarlar diliyorum. Ben görüyorum tablette birçok mesaj geldi. Evet. O mesajı okumayan dostlarımızdan da özür diliyoruz, kusura bakmasınlar. Göstermiş oldukları teveccühten dolayı da çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kanal 23 ailesine de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, mesajlarını okuyamadığımız değerli izleyicilerimizden özür dileriz. Programımızın sonuna geldik. Oldukça fazla programımıza talep gösterdiniz. Çok teşekkürler. Türkiye Vefader Genel Başkanı Sayın Zülfikar Gül önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'de siyaset yapmış bir isim ve ileriye dönük, muhtemelen biz öyle anladık, siyasi kariyeri olabilir. Bunu düşünüyor ve istiyor. Kendisine başarılar dileyelim. Yolu açık olsun inşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mutlu günler.